Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de krallar gibi karşılandı. Devlet başkanı protokolü uygulandı. Veliaht Prens ne demek hatırlatalım. Veliaht Prens mevcut Suudi Arabistan kralı ölürse, ki yaşı ileri ama kimin ne zaman tabii öleceği hiç belli olmaz. Ölürse yerine Muhammed bin Selman geçecek. Muhammed bin Selman'ın özelliği şu. Çok genç bir kere, 36 yaşında. Muhammed bin Selman ülkenin başına, yani fiilen yönetiyor aslında. Babasını biraz kenara aldı, fiilen yönetiyor. İsrail'le yakınlaşmanın arkasında o var. Efendime söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'yle işte çeşitli anlaşmaların, 110 milyar dolarlık tarihin en büyük silah alımının arkasında o var falan filan. Ama Türkiye için önemi şu, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi daha birkaç ay öncesine kadar Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi, yani ekipleri göndertip İstanbul Başkonsolosluğu'nda, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürten ve cansız bedenini de hala bulunamayacak şekilde yok ettiren kişi olarak ifşa etmişti dünyaya. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden aylar sonra Türkiye'nin tezlerini, ki MİT müsteşarı demişim, hala eski alışkanlık, MİT Başkanı Hakan Fidan Amerika'ya gitmişti. Orada sadece CIA'ye değil, bazı seçme senatörlere, kongre üyelerine de bilgi vermişti. Sonra Joe Biden dedi ki evet, bu yapmıştır. Şimdi Joe Biden'ın şeyine ayrı geleceğiz. O da çünkü şimdi sıraya girdi. O da sıraya girdi Suudi Arabistan'a. Hani Suudi Arabistan'la arayı düzeltme sırasına o da girdi. Neden girdi? Söyleyelim. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Petrol ambargosu Rusya'ya uygulanan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ters tepiyor. Petrol fiyatları giderek artıyor. Yani işte Almanya kömür santrallerine dönüyor tekrar. Nükleer enerjiden çıkma planını gözden geçiriyor filan. Yani tekrar o yeşil anlaşma filan maalesef ertelenmiş vaziyette. Ne zamana kadar ertelendiği belli değil. Bu arada dünya ısınmaya devam ediyor. Ayrı hikaye. Şimdi kozunun farkında. Muhammed bin Selman da tekrar itibar kazanıyorum ben diye düşünüyor. Şimdi krallar gibi karşıladı dedik. Hakikaten süvari birlikleriyle geldi, milli marşlar çalındı. Sadece kendi muhatabı devlet başkanına uygulanan protokol uygulandı. Yetmedi. Haşmet meaplarını Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı gitti, havaalanında yolcu etti. Erdoğan Riyad'a gittiğinde, Suudi Arabistan'a gittiğinde kim havaalanında ona eşlik etmişti biliyor musunuz? Riyad Vali Yardımcısı. Vali Yardımcısı. Bizim Cumhurbaşkanımız gitti Muhammed bin Selman'ı havaalanında, yani uçağının merdivenine kadar yolcu etti. Şimdi böyle bir durum, niye yaptı bunu? Sadece bu da değil. Niye yaptıya gelmeden önce size iki tane fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı sitesinde bulabilirsiniz. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi resmi bir duruş var. Evet, Erdoğan biraz yorgun duruyor. Biraz da kolunu kaptırmış görülüyor böyle. Ama resmi bir duruş. Cumhurbaşkanlığı bu fotoğrafı yayınladı. Şimdi bu duruştaki zaten Muhammed bin Selman'ın şeyini göreceğim. Bu çok profesyonel destek almış belli. Yani hani protokol desteği nasıl durulur, böyle kendinden son derece emin. Efendime söyleyeyim, muhatabının tokalaşırken elini kendisine çekmiş, yani kontrol bende mesajı veriyor. Cumhurbaşkanı ev sahibi olmasına rağmen böyle kolunu kaptırmış vaziyette, ama yine de böyle bir şey. Şimdi bir bu resim var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi sitede yayınladım. Bir de bir başka fotoğraf var. Şimdi görecek olduğunuz fotoğraf. Bu fotoğrafta da, bu fotoğrafı kim sızdırdı basına? Suudi tarafı. Suudi tarafı sızdırdı. Bu belli ki Cumhurbaşkanı kendi pozisyonunu belirliyor. Hatta işte daha sonra AK Parti kaynaklarının söylediğine göre efendim hadi artık yeter bu fotoğraf dediği sıradaymış filan, ama öyle bir pozu vermişler ki sanki Cumhurbaşkanı önünde eğilmiş. Öteki de böyle mağrur duruyor filan. Şimdi hangisi gerçek durumu yansıtıyor? Ne fark eder? Bırakın fotoğraflar, hani bir Türkiye'nin verdiği fotoğraf var, basına verdiği, bir de Suudi Arabistanların sızdırdığı fotoğraf var. Şimdi
bu sabah itibarıyla hem Arap aleminde hem Batı aleminde sosyal medyada dolaşıma sokulan bu ikinci fotoğraf. Suudilerin bu fotoğrafı sızdırıp yaymakla vermek istediği mesaj, Erdoğan karşıtlığını Türkiye karşıtlığına çeviren Batılı çevrelerinde adeta böyle iştahla katıldığı mesaj, Suudi hanedanının kendisini katillikle suçlayan Erdoğan yönetimini yola getirdiği iddiası. Çok ağır değil mi? Çok ağır. Ama biz bunu sindirmiş görünüyoruz. Biz derken yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimimiz bunu sindirmiş görünüyor. Adamı hani eskiden kırmızı halı vardı, şimdi turkuaz halılarla karşılayıp uçak merdivenine kadar yolcu etmesinden bu görülüyor. Peki nasıl mı? Yani nasıl hani böyle biz bak işte böyle yola getiririz filan imajını yaratmak istiyorlar. Gerçeğin bu olduğu ayrı bir şey. Gerçeğin bu olduğunu söylemiyorum. O imajı vermek istiyorlar. Hani dostumuz, kardeşimiz, aile içinde olur kucaklaşmaları var ya, hemen arkadan bunu yapıyorlar. Şimdi nasıl oluyor? Parasıyla değil mi oluyor? Parasıyla. Bak ben parasını veriyorum. Şimdi Türkiye'ye yatırım getireceğim. Merkez Bankası swap istiyor. Swap da vereceğim. Efendime söyleyeyim. İşte böyle bir havuz medyası bu var ya, hani hükümet yanlısı, efendim 40-50 milyar dolar gelecekmiş. Nerede yazıyor arkadaş bu? Nerede yazıyor? Yani mesela bir önceki, iki önceki durak Ürdün, ondan önce de Mısır'daydı. Mısır'da anlaşmalar imzalandı. 14 anlaşma, 7 milyar 700 milyon dolarlık 14 anlaşma imzalandı. Ortak bildiride de ne var? Ortak bildiride de 30 milyar dolara kadar yatırımların yükseleceği var. Türkiye ile yani Erdoğan Bin Selman görüşmesi ardından da bir ortak bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde var. Açıp okuyabilirsiniz. Orada var mı böyle bir şey? Yok. Söylentisi var. Yani Mısır'da anlaşmalarla şey yapılan, zapt edilen yatırımlar var. Türkiye'de bunun sözü var. Şimdi iktisatçı Fatih Özatay Dünya Gazetesi'ndeki yazısında diyor ki bu olacağı yok ama olsa bile birkaç ay içinde bunun etkisi yok olacak. Yani şimdi çok şey yapmayalım, uzatmayalım fazla ama şimdi bu Muhammed Bin Selman'ın Allah ömür verdikçe daha yaşı 36 Suudi Krallığı'nı yöneteceği görülüyor. Şimdi sizce Muhammed Bin Selman daha birkaç ay öncesine kadar kendisini uluslararası camiada işte cinayet azmettiricisi, katil falan gösteren, hatta Erdoğan'ın sözlerini hatırlayın. Biz öyle dolara, riyale kanmayız. Biz öyle dolara, riyale, değil mi Sayın Cumhurbaşkanı öyle demedi mi? Bizi enayi mi sanıyorlar dedi. Biz dolara, riyale kanmayız dedi. Sonuna kadar bu işin peşindeyiz dedi. Dedi. Şimdi bütün bunları kendisine söyleyen Erdoğan'a tam da seçime gidiliyor. Hani ne umuyor? Ankara'da birileri şunu umuyor. Yani kendilerini ekonomi dehası zanneden birileri şunu düşünüyor. Yani işte buradan Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na işte bir takım aktarmalar yapılır. Bu biraz bizi rahatlatır. Seçimi de işte ekonomik krizde böyle rahatlatırız, atlatırız. Sonrası Allah kerim, sonrasına ne yaparsak yaparız diye. Sizce Muhammed Bin Selman kendisini uluslararası planda ifşa eden, Joe Biden'a hani evet bu yapmıştır dedirten Amerikan başkanına, Erdoğan yönetimine yeniden seçilmesi için para yağdırır mı? Yağdırsa da bunu sadece din kardeşliği adına mı yapar? Erdoğan öyle diyor ya, aile içinde olur böyle şeyler. Peki sadece din kardeşliği için mi yapar, yoksa Erdoğan'a herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yetkilisinin ya da liderinin vermeye çekineceği şeyler mi ister Erdoğan'dan? Şimdi bunlar soru işareti. Daha ortada hiçbir şey yok. Ortada sadece böyle bir şey var. Hani muğlak ifadeler var. Şimdi seçime giderken ekonomik krizi geçici de olsa rahatlatmayı, yerde kalan cinayet iddialarından vazgeçerek, Cemal Kaşıkçı cinayetinden söz ediyorum, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek paraya bağlıyorsa Ankara'da, eğer birileri öyle olduğu anlaşılıyor ve Türkiye'nin itibarı o yüzden bu hale geliyorsa, fena halde yanılıyorlar arkadaşlar. Fena halde yanılıyorlar.
Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri dedi ya, hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi bugüne kadar, el açmadı diye. Ya biz gözünün içine bakıyoruz şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, gözünün içine bakıyoruz, bize biraz ne olur, hani biraz şey gelsin, kaynak gelsin. Çünkü neden? Çünkü biz yanlış politikalarla Merkez Bankası'nı, bütün para politikasını değiştirdik. Dünyada hiç kimsenin inanmadığı, uygulamadığı bir sisteme geçildi. Erdoğan onu işte enflasyonun nedeni faizdir diye açıklıyor. Merkez Bankası yine faizi sabit tuttu. Yani Amerika, Avrupa durmadan faizi artırıyor ki enflasyonu kontrol altına alsın. Bizdeki anlayış enflasyon önemli değil canım. Hayat pahalılığı işte biraz oluyor. Nedense bilmiyoruz filan oluyor. Ondan sonra aynen bildiğimiz yola devam. Sonra aradaki farkı işte gidip milletin gözünün içine bakarak kapatmaya çalışanlar var. Kapatacağını düşünenler var. Gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir durum. Ha, sözümde durayım. Biden'a ne olduğunu söylemiştim. Biden da gidiyor şimdi. Biden da gidiyor Suudi Krallığı'na. Yani Temmuz sonlarına doğru bekleniyor ziyareti. Onlar da tadını çıkarıyor tabii. Suudlar da tadını çıkarıyor. Yani bak tekrar petrole düştüler diye. Rusya-Ukrayna krizi devam ettiği müddetçe ki devam ediyor. Söylediğimiz zaman efendim Haziran'da bitecek, hiç sorun yok. Mayıs'ta Haziran'da biter falan diye böyle üstün teoriler kuruyorlardı. Dış politika teorileri falan kuruyor. Hepsi çöküyor. Maalesef üzülerek söylüyorum, hepsi çöküyor. Çünkü bu savaş uzadıkça ekonomik etkileri hepimizi, sizi, beni, bizim gibileri etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Hayat pahalılığı artıyor. Ve bunun çaresini biz hala, yani sorumluluğunu kendimizde aramıyoruz. Efendim dış güçlerdir, bilmem nedir filan, bunları da arıyoruz. Ve ondan sonra da işte Türkiye'nin itibarı bu hallere geliyor. Fena halde yanılıyor bunun böyle olmayacağını düşünenler. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.